Yavaşça itiyorum. Hop gitti. Bunların hepsini yıkabilir miyim? Yıkarım. Hop. Hop 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 hop. Tamam. O zaman ben buraya kilitlendim ya. Vallahi bunu çok eğlenebilirsin yani. Çok şeyler yapılabilir. Merhaba dostum. Videoya geçmeden önce bir şey rica edeceğim. Çok ufak bir şey aslında. Oyun nasıl yapılır videosuna ya da bu tarz bu segmentteki videolara ilginizi gerçekten çok hoş. Bu yöndeki içerikleri üretmemi sağlıyor aynı zamanda. Ama şöyle bir şey var. Videomu izleyenlerin çok az bir kısmı, yani 3'te 1'i benim abonem ama 3'te 2'lik bir kısmı sadece videoyu izleyen ama bana abone olmayan bir kitle var. Şu an sadece birkaç saniyenizi ayırıp bana abone olmanızı rica ediyorum. Bu sizin için birkaç saniyelik bir şey ama inanın gerçekten benim için çok değerli. Bir önceki eğitimde biliyorsunuz ki karakterin hareketine geçmemiştik. Yani bir ufak tefek tabii ki animasyon nasıl oluşturulur onu göstermiştim ve bir mekan oluşturmuştuk. Ama karakterimizin hareketini vermemiştik. Bu derste ona değineceğiz. Bir karakterimiz olacak ki ben tasarımcı dayının kafasını kullanmayı düşünüyorum karakter olarak. Bunu sağa sola hareket ettireceğiz. Zıplattıracağız falan. Bunları tabii klavye üzerinden bu hakimiyeti yapabilmemiz için ufak da bir kod gerekiyor ama kodlama kısmı sizi çok korkmasın. Benim kullandığım kodun aynısını sizle de paylaşacağım ve bunun üzerinden direkt hani gösterdiğim şekilde kodu eklediğinizde karakteriniz artık klavyeden yönetilebilir hale gelecek. Uzatmadan hareket kısmına da bir an önce geçelim. Şimdi bir önceki eğitimden kalan ekranı görüyorsunuz. Burada şu karakteri kullanmıştık ama ben bu karakteri değiştiriyorum şimdi. Siliyorum. Şu kurbağaydı, işte birazdı falan, onları da siliyorum. Burada amaç hareketi göstermek olacak. Kendime basitçe bir sahne oluşturacağım. Şimdi böyle basit bir mekan koydum sadece. Yani bizim karakterimizin hareket edebileceği. Şöyle de karakterimizi oluşturdum. Yani benim tasarımcıdaki karakterin kafasını kullanacağız. Kafayı kullanmak da. Smart object yapayım. Şunu da smart object yapalım. Tamam. Şimdi bu ikisini dışarı aktardım. Evet, geldi. Şimdi bu ikisini de tutup şu şekilde şuraya atıyorum. Bu animasyon olarak oluyor zaten. İki, mesela göz açıp ve kapama iki tane versiyon aldığım için bu PNG görselleri animasyon olarak ne kaydedeceksin diyor. Dayı kafası diyeceğim. Dayının kafası çünkü. Şöyle 3 saniyede bir kafa şey olsa bence güzel olur. Kafayı şöyle küçültsek, şurada dursa. Aynen. Şimdi bu dayının kafasını buraya aldıktan sonra şuradan Add Component diyeceğiz. Box Collider 2D'yi seçeceğiz bir kere. Bu niye? Bu bunun nereden nereye bir şeyinin çapının olduğunu göstermek için. Box Collider'ın dışında bunun tam böyle kenarlarının belirlemek için Circle Collider var. Mesela yuvarlak olarak seçebildiğimiz. Onu da seçebilirsiniz. Bu sayede bunu nasıl yapıyoruz? Şuradaki şu 3 noktasına tıklıyorsun. Sonra bunun oval nereden nereye oval ise öyle belirliyoruz. Şu an yaptığım gibi mesela. Bu şekilde de olabilir. Her neyse, şimdi karakterimizi koyduk. Bir de şu Rigid Body dediğimizi kullanacağız tabii. Rigid Body 2'de. Bu ikisini de verdikten sonra böyle bir alıp şöyle havaya koyup bir deneyelim bakalım. Düşecek mi? Düştü. Tamam. Ya bu kamera çok uzaktan bakıyor. Onu biraz yaklaştıralım. Evet, gayet net. Şimdi şu kafayı tekrar seçeceğim. Bu 3 saniye çok az olmuş. Hatta sanırım 3 saniye olmamış. Ben yanlış seçmişim. Şöyle 2 saniye yapacağım. Bir bakalım. Burada ben bu arada animasyonun saniye aralığını seçebiliyorum buradan gördüğünüz gibi. Yani şöyle oluyor. Göz açıp kırpıyor. Ve karakterin daha tatlı durmasını sağlıyor bu sayede. Al istediğin yere koy. Böyle kenara koyarsak ne olur? Azıcık daha kenara. Hop. Ha, kaldı arada. Ne oldu? Oradan aslında böyle aradan süzülmesi lazım bunun. O yüzden şeyde sıkıntı var. Box Collider kalmasın. Yani Box Collider değil, sadece şu yuvarlağı seçsek daha iyi sanki. Zaten karakter yuvarlak bir karakter olduğu için her türlü gideri var. Kareyi seçmiyor. Şu kare Box Collider'ı siliyorum ben. Sadece yuvarlak kalsın. Tamam. Zemine tam oturmuyor. Zemine tam oturmaması tamamen bizden kaynaklı. Şu karakteri seçeceğiz. Şuradaki Circle Collider dediği kısma tıklayacağım. Şu Box Collider'ı siliyorum. Ve bunun alt kısmını ayarlayacaksın. Şu an iyi gerçi. Bir bakayım yuvarlak olduğu için göçecek mi yani? Yuvarlanacak mı? Ona bakacağım. Play diyorum şu üstten. Aynen. Şu an gayet düzgün bir şekilde oturdu. Zemine tam oturmaması dediğim gibi tamamen bizden. Şu zemini bir seçeyim bakayım. Şöyle biraz aşağı çekeyim. Aynen. Zeminin şuradan Box Collider'ını yine 3 noktasına tıklayarak biraz daha aşağı çektim aslında yaptığımı. Tekrar play diyeyim. Sahneye dönüyorum. Ve gördüğünüz gibi sahneye şu an
Tam oturdu. Gayet tertemiz oturdu yani. Bir sahne yaptık. Zaten bir önceki dersi izleyebilirsiniz. Burada takılıyorsanız eğer sahneyi nasıl yapacağım kısmında takılıyorsanız bir önceki eğitimi izleyebilirsiniz. Karakteri koyduk. Bu karakteri animasyona çevirdik ki zaten mesela birden çok hareketi böyle. Benim az önce yaptığım gibi yani şuradaki gibi. Birden çok hareketi ayrı ayrı PNG olarak yani arka plansız olarak kaydediyorsunuz bilgisayarınıza. Sonra o ikisini alıp buraya atıyorsunuz. Unity içerisine. Unity üzerinden o iki görseli tutup ekranınıza attığınız anda bu zaten otomatik olarak animasyon olarak yani GIF olarak geliyor. Şimdi karakteri koyduk. Düşmesi falan okey. Biz bu karaktere hareket vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Geldik en önemli kısma. Bunu böyle sağa sola oynatalım istiyorum ben. Tabii önce şey mi yapsak? Kafanın geçebileceği kadar bir alan koymamız lazım. Şunları yükseltmem daha mantıklı olacak. Aynen. Yani şu kafa şunun altından geçebilir en azından müsaade. Şimdi kodu tek tek yazıp burada sizi sıkmayacağım tabii ki. Burada hareket kodumuz belli. Sadece küçük bir dosya ismiyle alakalı bir farklılık olacak. Onu da zaten size göstereceğim. Şimdi buradaki kod karakterimizi sağ ve sola döndürmek için yani geriye gitmesi ve ileri gitmesi için aslında. Daha sonra zıplama kodunu da ekleyeceğiz bunun içerisine. Şimdi bu kodu ben şu an tabii ki bu kodu aynı şekilde video açıklamasında bulabileceksiniz. Ama gösterdiğim şekilde yapmanız lazım. Bu kodu şimdi alıyorum, kopyalıyorum ve burada çalışmamın içerisinde. Tabii klasörleri düzgün bir şekilde çalışırsanız sizin için daha iyi olur. Şunu da unutmayın, gösterdiğim her şey sizin bunu alıp bir üst levele taşımanız için, geliştirmeniz için. Yani ben burada profesyonel olarak tabii ki çok ince detaylarla öğretemem ya da gösteremem. Buradaki boş alanda ben sağ tık yapıyorum. Create diyorum ve şurada C script görüyorsunuz zaten en üstün bir altında. Tıklıyorsunuz. Dosya adını hareket diyeceğim ve çift tıklayarak açıyorum. Ben not defteriyle otomatik açıyorum. Siz farklı bir şeyle de açabilirsiniz tabii. Şu hareket kodunu alıp Ctrl-C yapıyorum ve bu açılan şimdi oluşturduğum dosyanın içerisine yapıştırıyorum. Burada hareket.cs dediğim için şuradaki move2d'yi hareket olarak değiştiriyorum. Şu public class hareket dediği kısımdaki. Ben size gönderdiğim dosyada eğer şurada hareket yazarsa kendi oluşturduğunuz dosyanın adı neyse ona göre bir isim verirsiniz. Sonra bunu Ctrl-S yapıp kaydediyorum ve şu an kaydoldu. Buraya işledi. Karakterimi seçiyorum. Ve şu hareket dediğim şimdi karakterimi seçtikten sonra onun paneline sağ tarafına bırakıveriyorum. O kadar. Bu hareket scriptini attıktan sonra şurada görüyorsunuz speed var, jump force var. Speed kısmını bir 75 yapıyorum. Yani hızını. O sağ sol hareket ederken ki hızdan bahsediyoruz burada. Ve şu rigid body dediğimiz kısım var ya onu da açıyorum. Şu constraints dediği kısımdan free rotation'ı Z'yi işaretliyorum. Kodumuzu aldık. Buraya attık. Hızı 75 yaptık. Şu Z'yi işaretledik. Bu kadar bitti. Şimdi şuradan play'e basıyorum. Gördüğünüz gibi 75 bayağı hızlıymış bu arada. Yani şöyle gitmeye çalışıyor ama gitmiyor. Şu demek ki şurada verdiğim genişlik bize yetmedi. Onun için ne yapacağız? Şu karakterimizi tabii ki biraz daha küçülteceğiz. Bu sayede bunların şeyi altta kalmış. Çok pardon. Bunların şu Box Collider 2D var ya onun 3 noktasını tıklayıp şunları ben yukarı taşımıştım. Tam taşımamışım. Ondan dolayı geçemiyormuş yavrucağız. Tamam. Şu zemin 2'nin de yukarı taşıyalım. Tamam. Herhalde şimdi geçer. Deneyelim. Ooo. Fişek gibi geçti hem de altında. Evet. Yani 75 bayağı çokmuş bize. Yani bizim dayı bu kadar hızlı hareket edemez. O yüzden şunun hızını 40 yapacağım. 40 bile fazla aslında bu biliyor musunuz? Yani şuna dayıya tekrar tıklayalım. Hızını 20 yapacağım. Dayı biraz ağır olsun. Ağır adam olsun. Yani bence daha iyi. Güzel. Şimdi dayımızı sağa sola hareket ettirebiliyoruz. Bunu hem klavyemizin yön tuşlarıyla yapabiliyoruz hem de A ve D tuşlarıyla yapabiliyoruz. Sıkıntı yok onun. Ama ben istiyorum ki bu sağa giderken yüzü yani o tarafa doğru baksın. Sola giderken yani arka tarafına doğru giderken de yüzü o tarafa baksın. Yani yüzün yönü de değişsin. Ne olacak? Bu sefer daha tatlı olacak tabii yaptığımız oyundaki hareketi. Karakterimizin hareketi. Hemen şuradaki hareket kodumuzu açıyoruz ve birkaç kod eklemesi yapacağız. Siz bunu final halini yani kodun tamamını tabii ki bulabileceğiniz için video açıklamasında. Oradan direkt alıp yapıştırabilirsiniz yani.
Şimdi yüzün dönmesi için gereken kodu yazdık. Bunu Ctrl S yapıyoruz. Ve buraya direkt ekleniyor zaten. Evet, yeni kod da geldi buraya. Şimdi tekrar şuradan play diyorum ve deniyorum. Mükemmel. Şimdi ne oldu? Sağa giderken kafa sağa döndü, sola giderken sola döndü. Kod kısmını anlatabilecek kadar güçte bir bilgim olmadığı için ben size direkt kodları vereceğim. Gördüğünüz gibi sağa dönerken sağa gidiyor kafa, solda sola. Gayet de sıkıntısız. Hop 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 hop. Şimdi bunu durduruyoruz. Sıra nereye geldi? Zıplamaya. Tabii ki bu karakteri zıplatmamız lazım artık. Yine geliyoruz kodlara. Ben kodlamaya yine eklemeler yapacağım. Ondan sonra karakterimizin zıplaması lazım. Kodu yazdık. Ondan sonra yine Ctrl S yapıyorum ve kaydedilmesini sağlıyorum. Yine sahneme dönüyorum. Tamam, yeni kodları geldi buraya. Şimdi burada karakterin altına küçük bir parça koyacağız. Bu parça karakterin yere değip değmediğini kontrol edecek. Yani zemini kontrol eden bir parça olacak. Zıplaması için gerekiyor tabii bu. Şurada şimdi yeni Create Empty diyorum ve Game Object diye oluşuyor burada gördüğünüz gibi. Şuradan rengini istediğiniz renk seçebilirsiniz. Ben turuncu seçeceğim. Adını da zemin kontrolü. Zemin kontrol yapacağım. Çünkü zemini kontrol edecek bu parça. Sonra bu parçayı alacağım ve tam şu bizim dayının altına koyacağım şöyle. Daha sonra bunu yine dayının karakterinin şöyle tutup üzerine bıraktığınız zaman direkt onun içerisine giriyor. Onun içerisinde bir parça olmasını sağlıyorum. Yani alt sekmesi oluyor artık. Kaş kopyanın da adını değiştirelim artık ya. Dayı karakteri değil. Dayı karakterinin altına zemin kontrolü attım. Şimdi dayı karakterini seçiyorum. Sonra şu zemin kontrol dediğimiz, eklediğimiz kısmı tutup şuradaki ground check yazan yerin üzerine bırakıyoruz. Yani zemini kontrol edecek parçanın burası olduğunu yazdığımız kodun içerisine belirtiyoruz. Şu check reaches kısmını da 0.5 yaparız. Tamam. Bize burada zeminin ne olduğunu soruyor. What is ground dediği kısımda. Burada da yine ilk eğitimde göstermiştim ya. Kimlik atama, yani şu arka plan, bu zemin falan diye tanımlama yapıyorduk. Onu tekrar göstereyim şimdi. What is ground dediği kısma şuradan zeminlerimi seçiyorum. Şu bir zemin. Zeminin birini seçiyorum mesela şuradan. Ve buraya işte zemin yazıyorum bir tanesine. Tamam mı? Sonra tekrar şuradan zemine döneceğim. Şuradan zemini seçeceğim. Sonra diğer zeminime geliyorum, şuna yani. Buna da yine aynı şekilde layer kısmından zemini seçeceğim. Tile map diyorum, o da şu alt kısım. Alt kısmı tile map üzerine yerleştirmişim. Yine layer'dan zemin diyeceğim. Şu an zeminlerimi belirledim. Dayı karakterine tekrar geliyorum. Neresi zemin diye sorduğu yerden en alttan zemini seçiyorum. Tamam. Şu an fişek gibi yaptık yani. Bu sıralamada giderseniz siz de aynı şekilde yaparsınız zaten. Şimdi bir iki kod daha ekleyerek zıplama fonksiyonunu tamamlayacağız. Ama normal zıplamanın da dışında çift zıplayacak hatta böyle. Yani havada iki kere zıplayabilecek daha yüksek zıplama yapabilmek için. Bunun için de gerekli kodları ekliyorum şimdi.
kodlarda biraz sorun yaşadım ama şu an düzelttim. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Ben de kodlama konusunda profesyonel değilim tabii ki. Bu böyle kolaj şeklinde, yani bir yerden bir şeyin kodunu, başka bir yerden başka bir şeyin kodunu falan alarak harmanlıyorum. Dediğim gibi video açıklamasında bulacaksınız zaten. Şimdi bir zıplama olayını deneyeceğiz. Buradan play diyorum. Biraz yaklaşacağım. Şöyle bakın, gördüğünüz gibi sağa giderken sağa, sola giderken sola bakıyor. Zıplamaya basınca da zıplıyor. Şöyle iki kere zıplayarak gayet iyi oldu ya. Şu dayının yer çekimini biraz daha arttıracağım. Şuradan 15 yapacağım gravity'yi. Rigid body yazan yerden play diyorum. Oh. Bu sefer de çok sert oldu yani, yere zımba gibi yapıştı. 10 iyiymiş, onu anladım. 10 da kalsın. Şuradan şöyle hop zıpladım. Hop buradan ben, o gitti. Dayı gitti. Gördüğünüz gibi bu eğitimde de karakter, kendi karakterimizi kullanarak bu karaktere hareket verdik. Sağa sola gitmesini sağladık. Sağa giderken o tarafa, sola giderken de diğer tarafa bakmasını sağladık. Ki bu en eğlenceli olan kısımlarından biri. Onun dışında da tabii hareket verdik. Yani göz kırpıyor sürekli dayı burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Sürekli bir göz kırpma hareketi var. Bir şey daha deneyeceğim ya. Bunun önüne bir şey koysak böyle. Şöyle diyorum, bir tahta parçası koysam. Buna da Box Collider 2D ile Rigid Body, şu ikisini ekleyelim. Buna da dinamik diyelim. Ağırlığını da 15 yapacağım. Deniyoruz. Boom, vurdum. Tahtayı da şöyle taşıyabiliyoruz demek. Hop gitti. Peki bundan şöyle iki tane koyalım. Bir tane de şuraya koyalım, şuraya. Bunu da söyleyeyim ben. Normalde aslında bir şey yapmadım yani. Şuradan aldım direkt tahtayı. Yani bu bir görsel zaten. Aldığım gibi şuraya sürükledim ve büyüttüm. Daha sonra da şu Rigid Body ile Box Collider'ı ikisini şuradan Add Component dediği kısımdan ekledim, o kadar. Biri onun bir varlık olduğunu işaretliyor. Yani Rigid Body dediği. Box Collider'da onun sınırlarını belirliyorsun. O kadar yani. Yavaşça itiyorum. Hop gitti. Üstüne bineyim şöyle. Hop. İkinizi bir götür. Hop gitti. Güzel. Karakterimizi hareket ettirmemizin yanı sıra başka objeler ekleyip onlarla tabii ki temasını falan da sağlayabiliyoruz. Yani daha çok şey yapılabilir. Eğlenceli yani. Bunları sileceğim. Sonra şu eklediğim iki tane kutu var ya, onlardan çoğaltacağım. Şimdi bildiğin rekor denemesine koşturacağım. Evet. Bunların hepsini yıkabilir miyim? Yıkarım. Hop. Güm. Arada kaldık. Şunu götür. Şunu da götür. O zaman ne diyoruz? Tabii ki abone olun diyoruz. Abone olun ki bu eğitiminde serisi gelsin. Seni şöyle alayım. Hop hop. Gitti. Evet dostlar, yani bu eğitim bence bayağı iyiydi. Video açıklamasından kodu bulabilirsiniz. Direkt kodu alın. Olduğu gibi yapıştırın. Sadece dosya adına dikkat edin koddaki. Onu da şöyle göstereyim. En üstte kodun en üstünde görüyorsunuz hareket yazıyor. Onu sizin oluşturduğunuz, o size gösterdiğim gibi oluşturduğunuz dosyanın adına hareket yapacaksınız, o kadar. Öyle yani, bence genel olarak gayet hoştu. Şimdi bundan sonraki eğitimlerde işte yavaş yavaş geliştirerek gideceğiz tabii. Bir mekan oluşturmayı öğrendik. Karakterimizi kullanmayı öğrendik. Sağa sola yönlendirdik. Zıplatmayı falan ve ortaya gittikçe eğlenceli bir şeyler çıkmaya başladı. Bu arada bunu tabii ki ilerleyen zamanda isterseniz Android'e, yani Android cihazına, iOS cihazına falan uyarlayabileceksiniz. Yani bu dosyayı burada ben işte bilgisayar üzerinde çalıştım, sadece bilgisayarı üretiyorum gibi bir şey yok. Bunu istediğiniz zaman istediğiniz versiyona uyarlayabiliyorsunuz. Onda sıkıntı yok. Öyle yani, ufak ufak göstereceğim. Bunun dışında farklı eğitimlerde yayınlamam gerekiyor tabii. Sırf bunun üzerine gidemiyorum ama bence buraya kadar bile iyi ilerledik. Abone olarak bana katkı sağlayabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Onun dışında tabii ki videoyu beğenip yorum yapıp da destek olabilirsiniz. Dengede tutmaya çalışıyorum şu an. Hop 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 hop. Tamam. O zaman ben buraya kilitlendim ya. Vallahi bunun çok eğlenebilirsin yani. Çok şeyler yapılabilir aslında. Hop 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 hop. Yeni bir eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada bu eğitim 3 saat sürdü. 3 saat. Hatta yani ara boşlukları falan sayarsak 4 saati vardır. Yani 4 saatte bilgisayar başında.